Ya açıkçası biz de basın yoluyla öğrendik bunu. Daha sonra kendimizi araştırdığımızda henüz Milli Eğitim'e bağlı okullarda bununla ilgili bir duyuru yok. Sayfasında da baktığımızda sadece bir duyuru ilanı olarak gözüküyor. İşte güvenlik, ajan, istihbarat bilgilerinin size hayal dünyanızda neler çağrıştırdığı ile ilgili resim ve mektup etkinliği düzenliyorlar. 23 Nisan'da bir de yani ülkede çocuk bayramı olarak kutlanan bir günde 5-14 yaş arası çocukların pedagojik formasyondan uzak bir biçimde belki de Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlantılı olup olmadığına dair bir bilgimiz de yok şu anda. Tabii ki bunun ülkede yaşanan süreçlerden bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Çocuklardaki polisliğe, özendirme, güvenlik duygularını geliştirme, böyle faşizan çağrışımlar yaratmaya yönelik bir çaba olarak görüyoruz. Çünkü bu yaş grubunda böyle soyut kavramların kesinlikle pedagojide yeri yok. Çocukların psikolojisini de bozacak süreçler bunlar. Çünkü bizler bu yaş grubunda barıştan, dayanışmadan, kardeşlikten, güvenden bahsetmemiz gerekirken MİT'in böyle bir yarışma düzenlemesini açıkçası çok trajikomik buluyoruz. Tabii çocuklar şuna özendirilecek. Yani ajan, çünkü çocuklarımız şu anda teknoloji bağımlısı ve gerçekten sosyopsikolojik durumlarına uygun olmayan bilgisayar oyunlarıyla büyüyorlar. Şiddet içerikli, insanların birbirini öldürdüğü, katliamlara varan oyunlar şeklinde yürüyen bir süreçte bir de MİT'in bu sürece bu şekilde dahil olması gerçekten onların geleceği üzerine çok olumsuz etkiler yaratacağına inanıyoruz pedagojik açıdan. Çünkü bu yaş grubunda mümkün mertebe çocukları daha somut düşüncelerle, daha güzel duygularla, barışla, kardeşlikle, dayanışmayla, işbirliğiyle büyütmemiz gerekirken işte bu şekilde büyüttüğünüz zaman yeni gelecek nesillerin de neler yaratacağı bu ülkede maalesef çok açık görülüyor. Yani aileler açıkçası çok bu konuda çok bilinçli de değiller. Çünkü biz daha önce ÇEDES projelerinden biliyoruz. Aileler dini eğitim adı altında okullara din görevlilerinin gelmesi, Diyanet'in vaiz mi, imam mı, eğitimi nedir bile bilmediğimiz insanların okullara sokulmaya çalışılması durumunda da aileler olaya biraz, özellikle muhafazakar aileler din öğretiliyor, ne olacak ki diye bakıyorlar ama bunun bilinçli veliler tarafından gerçekten tepkiyle karşılanması lazım. Genel merkezimiz bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bunun derhal kaldırılması gerektiğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu tip projelere karşı durması gerektiğini günlerdir, yıllardır söylüyoruz. Dinselleştirme, tek tipleştirme, ırkçı faşizan düşüncelere çocukları yönlendirme anlayışının bu ülkeye bir şey getirmeyeceğini, bu çocuklara bir şey katmayacağını hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz.